İrfan Oğlu Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz RKS Bitter 125. Arkadaşlar motorumuz kazalı. Ama motorumuzun kazayla alakalı herhangi bir problemi yok. Yani parçalarını sipariş geçtik. Onları geldiği zaman toplayacağız. Yine birlikte olacağız. Motorumuzun başka bir sıkıntısı var arkadaşlar. Motorumuz kaza yapmadan önce sürekli seyir halinde falan su veriyordu, gaz kesiyordu. Kontağı açtığımız zaman bazen çalışmıyordu. Bir geliyordu bir gidiyordu falan bir şeyler yapıyordu. Kaza yaptıktan hemen sonra bu tamamen kesildi. Yani motorumuz hiçbir şekilde çalışmamaya başladı. Çalışmamaya başladıktan kalsın da şu, kontak falan açılıyor. Fren güçlerimiz çalışıyor. Korna, sinyal, ne bileyim, start stop çalışmıyor. Yani sadece motorumuz elektronik tüm aksamlar çalışıyor ama motorumuz marş basmıyor. Bak fren güçüne basıyorum, çalışmıyor. Motorumuz arkadaşlar, bu sebebi nedeni ne, neden kaynaklı bilmiyorum. Hep birlikte bakacağız, öğreneceğiz. Bitterlerin birçoğu böyle yapıyormuş anladığım kadarıyla. Çünkü çok şikayet geliyor. Şimdi bunu hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Sebebini de nedenini de ne olduğunu çözeceğiz. Yani motorumuz kontağı açtığımız zaman marş basmıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ok olarak da parçaların falan siparişine geçtik. Dediğim gibi geleceği zaman hep birlikte toplama aşamasında gene beraber olacağız. Hazırsanız arkadaşlar motorumuzun arızasına geçelim. Bu arada sıfır bir motor aldığınız zaman şuradaki streçler yok mu? Fardaki, sinyaldeki bunları çıkartın. Far ısındıktan sonra bu streçler buraya yapışıyor. Çıkartması çok daha zor oluyor ve far aşırı derecede pisleniyor, kirleniyor. Bilginize. Motorumuzu birlikte kaldıracağız arkadaşlar. Öncelikle motorumuzun ayak uçuruna bakacağız. Ondan değilse öbür aksamlara doğru geçeceğiz. Kamerayı biraz yaklaştırayım size net görün. Belki şunu, şuradaki vidasını sökelim. Söktükten sonra arkadaşlar yerinden bir bakalım. Şunu şöyle çevirelim. Bakalım gene yine olacak mı? Yani ne yok. Start stop kapalıymış. Bir daha. Evet, gelen giden yok. Sıkıntımız arkadaşlar ayak ucundan gözükmüyor. Yani ayak ucundan kaynaklı değil. Sıkıntımız bundan kaynaklı değil arkadaşlar. Thank you.
Buraya vurmuş be. Buraya vurmuş. Neyse arkadaşlar, sıkıntımız iPhone üzerinden değildi. Şimdi motorumuzun start stop tuşuna bakalım. Havada. İndirelim aşağı. Kamerayı şöyle şuraya koyayım. Benim planım şeydi. Start stop düğmesini düz bağlamaktı. Orada değişik değişiklikler gördüm. Bakalım yanında. Evet arkadaşlar, kafa garajımızı söktük. Görmüş olduğunuz üzere motorumuzun 3 tane soketi de çıkmış yerinden. O yüzden basmıyormuş marşımızı. Soketlerimizi takalım. Ama hangisi nereye bilmiyorum. Kırmızı sarı şurayadır. Neyse, bunların montajını yapayım. Tekrardan başlatayım. Soketleri taktım. Marş basıyor. Ama motor çalışmıyor. Güzel. Motorumuzun çalışmayla alakalı olan sorunu hallettik arkadaşlar. Şimdi toplama aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, motorumuzu çalıştırdık. Motorumuzun çalışmama sebeplerinden bir tanesi soketlerimizmiş. Soketlerimiz temaslık yapıyormuş. Bazen basıyormuş, bazen basmıyormuş. Kazadan sonra da tamamen yerinden çıkmış darbe yediğinden dolayı. Ek olarak arkadaşlar, motorumuzu toplayacağımız zaman dediğim gibi yine beraber olacağız. Kazalı taraflarını ben size, hasarlı taraflarını göstereyim. Net bir şekilde görün. Bir. Burası iki. Üç. Dört. Beş. Burası çatlak. Altı. Ayak basma. Yedi. Diş torpido. Yani komple olarak. 8. Ayaklarımız yamuk. 9. Siperliğimiz 10. Sani kalaş 11. Var yani. Komple motorumuzu tekrardan sıfır haline geri döndüreceğiz. Motorumuzu çalıştırma sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar. Şimdi o parçaları sipariş geçeceğiz. Motorumuzun mesneti, yani maşası yamuk mu değil mi onu bilmiyoruz. Ondan dolayı çalıştırıp test etmek zorundaydık. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Şimdi motorumuza bineceğiz. Hatta beraber binelim kapatmadan videoyu. Şöyle. Bir saniye. Çıkartalım motoru, bir tur atalım beraber.
sola çekiyor. Motorumuzu mesleti de yok yani. Bayağı sola çekiyor hem de. Gaza takıp oluyor. Bıraktığın gibi motoru direkt sola atıyor. Umarım belli oluyordur. Tekrardan göstereceğim. Direkt fırlatıyor yani. Az buz da değil, baya baya sola çekiyor. Yok, eli bırakmaya gelmiyor arkadaşlar. Motorumuzun mesleti de değişecek. Ama tabii ki şimdi değil. Parçalarımızın siparişini geçtikten hemen sonra. Evet arkadaşlar, parçalarımız gelsin, gene birlikte beraber olacağız. Bir dahaki bunun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Demeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.